Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi işaret edip ne demişti geçtiğimiz günlerde? Sizin zamanınızda diyerek, işte o geçmişe gönderme yaparak, mum vardı mum, gaz lambası vardı gaz. Kandil yollamış Sayın Devlet Bahçeli de. Herhalde mevcut durumun gaz lambasına memleketi muhtaç ettiğini de bir nevi kabullenme hali de vardır belki. Böyle bir tip duygu da vardır. İnsanlar geçinebiliyorlar mı? Hadi ona bir bakalım. Türkiye Monitörü araştırması, Aksoy araştırmanın efendim onu söyleyelim. 2022 7. hafta araştırması. Seçmene bir şey sorulmuş, katılımcılara bir soru. O soru da ne? Diyor ki yeni maaşınızla birlikte Aralık ayına göre ekonomik durumunuz ne yönde değişti? Pozitif mi, negatif mi? Bakın %57.2 Türkiye genelinde diyor ki daha zor geçiniyorum. Yani yarıdan fazlası insanların %57.2 Aralık ayına göre artık daha zor geçindiğini söylemiş. Bunun yanı sıra %33.6'sı geçimimde bir değişim yok demekte efendim, onu da söyleyelim. Asgari ücretten biraz az belki geçinenlerin, asgari ücretten daha az kazananlar açısından baktığımızda %86'sı diyor ki daha zor geçiniyorum. %61.5'u asgari ücretten biraz daha az kazanan insanlarımız diyorlar ki daha zor geçiniyorum. %61.5'i asgari ücretlilerin %63.7'si diyor ki daha zor geçiniyorum. Aralık ayına göre daha zorlaştı benim hayatım demekteler. Asgari ücretten biraz fazla alanların durumuna bakıyoruz. %56'sı daha zor geçindiğini söylemiş. Asgari ücretten hani fazla maaş alanlara baktığımız zaman da onun oranına ilişkin bir bilgi yok ama %37'si diyor ki daha zor geçiniyorum. Yani baktığınızda görece epey asgari ücretten az kazananlar için hele durum ortada, yani %86, %87 gibi bir oran var. İnsanlar diyorlar ki Aralık ayından daha zor durumdayız, daha zor geçiniyoruz. Her halükarda çıkan sonuç bu oluyor elbette ama belki önümüzdeki günlerde daha da etkiler mi bu faturaların durumu, faturaların getirdiği sorun ve sıkıntılar katlanırsa bu oranlar daha artacak gibi görünüyor. Bir hani formül vesaire bulunursa ne kadar etkisi olur, onu da elbette ki sizlere iletiriz. Şimdi 2500 lira değil mi en düşük emekli maaşı? Şimdi emekli maaşları böyle ama ikramiyeler ne olacak? Hep emekli maaşı ile ilgili işte CHP de bunu söylüyordu, İYİ Parti de bunu söylüyordu. Yani en düşük olacaksa o emekli maaşı asgari ücretten olması gerekir demişlerdi. O miktarda olması gerekir denilmişti ama işte 2500 lira daha doğrusu oldu biliyorsunuz. Şimdi ikramiye ne olacak? İkramiyelerin artık bu Mayıs ayının başında belirlenmesi gerekiyor ama emeklilerin bir umudu var mı derseniz o umut yok değerli izleyiciler, söyleyelim. Çünkü en az ikramiyelerin de nasıl diyelim, en az işte 4253 lira asgari ücret kadar olmasını istiyorlar. İstek bu da hani kendilerine iktidardan gelecek cevap konusunda dediğimiz gibi emeklilerin bir umudu yok. Efendim, emeklilere bayram ikramiyesi verilsin diye uzun süre mücadele ettik. Uzun mücadelelerden sonra 2018'de hadi 1000 lira verelim dediler. En son 29 Nisan 2021'de de bu 1100 lira oldu. Yüzlerinin bir nebze olsun güldüğü zamanlar, ikramiye dönemleri. Emekliler için biraz daha zaman var ama beklentiler şimdiden başladı. 1200'den yukarı geçmez. Yapacağı da odur. En fazla 2 yaparlar. Ona da inanmıyorum. Belki 1500 civarında, onu da sadaka verir gibi müjdeyle bildirirler. Ne bileyim, 2 yaparlar herhalde. En azından bir asgari ücret düzeyinde olmalı. Kiminin beklentisi yüksek, kimininki asgari. İkramiyeler yılda 2 kez dini bayramlardan önce veriliyor. Hükümetin yılbaşı zammı onları mutlu etmemişti. Elektrik, su, ondan sonra doğalgaz, telefon parası bu ay 1300 lira para verdi. Hani geri ne kaldı? Ya ancak doğalgaz, elektrik, onlara gidiyor. Çok zor. Allah'tan iki işte çalışıyorum da evimde kendime %100 gidiyorum. Verilen zamlar da geri alındı bizden. Emekliler için geçtiğimiz yıl ikramiye 1100 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl 2000 lira olması bekleniyor. Peki bu oran emeklilere yeterli gelecek mi? Nerede yetecek? Yetmesi mümkün mü? Memleketin hali meali pür perişan. Olmuyor yani bu zaman, pahalılıkta. Yeterli olmuyor. İkramiyelere yönelik umudu kalmayanların sayısı da yüksek. Çıkmaz 1100'ün üstüne. Daha fazla olmaz mı? Mümkün değil. Vallahi hiç fikrim yok ama hiç umudum da yok. Herkes için çok düşük. Onlar için büyük para. Çünkü onlar bizim gibi değil.
Yılda iki kez ya yüzünüz gülüyor ya da hüzünle sonuçlanıyor. Hiç gülmüyor. Ya 1000 lira, 1200 lira ikramiye alsan ne olacak, almasan ne olacak? Ne kadar olur, ne kadar olmaz. Yani fazla bir şey olacağını da zannetmiyorum. Benim artık hiçbir beklentim yok. Bu işte artık hükümetin vicdanına kalmış yani, ne yaparsa. Onlar şimdi Ramazan bayramı öncesinde hesaplarına yatacak ikramiyeleri bekliyor. Vallahi ben şimdiye kadar aldığım ikramiyeler aldığım gün bitti. Ekmeği kartla alan insanlar var, düşünün artık yani. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da konuyu partisinin grup toplantısında gündeme getirdi. Görmezden gelinen bir kesime dikkat çekti. Ama bu ülkede yıllar yılı çalışan banka emeklileri de var. Sigorta şirketi emeklileri de var. Onlar hiç ikramiye almıyorlar. Onlara ikramiye ödenmiyor. Onlar ikinci sınıf vatandaş mı? Onlar bu toplumun kölesi mi?